Bismillah. Arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki tarihin ışığında gündemin gündemi bir hayli yoğun. O yüzden hemen girelim. Birinci madde, Yargıtay'ın meşhur kararı. Aylardan beridir, hemen hemen her hafta, hemen hemen değil istisnasız her hafta, Türk hukuk sistemiyle ilgili, şu anki adalet sistemiyle, mahkemelerle ilgili burada ve hep eleştirel mahiyette, şikayet dile getirdiğimiz biçimde bir takım olaylar anlatıyoruz, gelişmelere, o geçtiğimiz hafta içinde yaşanmış gelişmelere temas ediyoruz. Uzun zamandan beridir arkadaşlar, ilk defa ve insanın içine, yüreğine su serpecek mahiyette bu hafta şu anki Türk hukuk sistemine, mahkemelere ait ama bu defa olumlu, yüzümüzü ağartan, arkasında duracağımız, iftihar edeceğimiz, sevineceğimiz bir olay yaşandı, biliyorsunuz. Allah Yargıtay'daki hakimlerimizden razı olsun, yollarını açık etsin, birilerini bin etsin diyorum ben. Olayın mahiyetini zannederim hepiniz biliyorsunuz ama hani bu program arşive girer, seneler sonra da izlenirse falan. Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili olarak seçildiği iddia edilen, terör olayları nedeniyle ise hüküm giymiş, hapiste cezasını çekmekte olan bir terörist var biliyorsunuz, Can Atalay isminde. Bu işte milletvekili seçildi, dolayısıyla anayasa, yasalar gereği falan filan hapisten çıkması lazım. Bu yasama dönemini milletvekili olarak geçirmesi lazım. Girecekse hapse yarım kaldığı yerden ondan sonra devam etmesi lazım falan diye aylardan beridir, yani Mayıs ayından beridir. Bu sürekli köpürtülen bir konu. Köpürtenler bildiğiniz malum ve mahut çevreler. Yani işte bizim yerli komünistlerimiz, onların tarihten bu tarafa canciğeri, Cumhuriyet Halk Partisi falan. Bunların ismini bile zikretmeye gerek yok. Ama bu konuda normalde o cephenin bir parçası olmaması gereken Anayasa Mahkemesi gibi devletin temel taşlarından biri olan bir... Evet, moderatör ikaz etti de mikrofonla alakalı düzelttim. Oldu olmadı, bana tekrardan yazarsa sevinirim, hani en azından kafam oraya takılı kalmaz. Anayasa Mahkemesi de arkadaşlar bu konuda bildiğiniz tavrı aylardan beri sergiledi. İşte ısrarla bu adamı serbest bırakın gitsin, mecliste milletvekilliğini yapsın. İyi ama yani senin de temel unsurlarından bir tanesi olduğun Türk devletine ve Türk ülkesine bu adam resmen bir terörist olarak temeline dinamit koymuş. Öyle yaptığı bir takım açıklamalarla, konuşmalarla, iddialarla falan da değil. Olsun. Yani karşılığındaki tavır da bu. Şimdi bu gelişme biliyorsunuz böyle pimpon topu gibi gitti geldi. Anayasa Mahkemesi iki sefer ısrarla, yani bu konudaki ne kadar katı bir tavra sahip olduğunu ispat etmeye yönelik. Şu kalpleri gene rica edeyim arkadaşlar, atıp durmayın yan taraftan. Kararının arkasında durdu. Bu işte köpürtüldü, propaganda konusu yapıldı. CHP özel toplantılar, mecliste nöbet tutmalar falan filan. Giriş yerini de kontrol ettim. İnşallah düzelmiştir diye ümit ediyorum. Şurada bir parça aşağıya alayım. Evet, yani bunların neticesinde arkadaşlar işte bildiğiniz gelişmeler yaşandı. Benim korkum, benzeri durumlarda onlarca seneden beridir hep izleye geldiğimiz üzere aynı filmin bir daha tekrarlanması. Yani malumunuz benim her hafta en fazla şikayet babında dile getirdiğim konu ve onun adeta simgesel kavramı başlığı eziklikti. Yani biz Müslümanların ezikliği, biz yerli olanların ezikliği, biz milli olanların ezikliği. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğunuz vakit korkum ve tahminim
Yani burada da işte bu kadar uzun süredir devam eden bu mobbing karşısında tahammül gösterilemez. Arkadaşlar şu kalpleri atmayın diye rica ediyorum. Yani yalvarayım mı siz, eğer FETÖ'cü ya da ulusalcı değilseniz bunu yapmayın. Gerçekten takdir manasında atıyorsanız bak bölünüyor yani. Dikkatim dağıldığı için rica ediyorum. FETÖ'cü ya da ulusalcıysanız kalpleri atmaya devam edin. Çünkü sizde kabahat yok. Sizin anneniz yanlış yaptı ya da işte büyük annelerinizden herhangi bir tanesinde bir kısa devre var. Tabii kan çekiyor yani gavur atalarınıza. O yüzden FETÖ'cü ya da ulusalcı olduğunuz o zaman atacaksınız. Sabote etmek için ona da bir sözüm yok. O zaman atın yani, ama Müslüman evladıysanız yapmayın diye tekrardan rica etmiş olayım. Bak bu kadar vakit kaybına yol açtı. Aylardan beridir neredeyse her program 2-3 sefer tekrarlıyorum. İnsaf yani. Evet, 3 sefer oldu. Şu başladığımız 6 dakika içerisinde bile kesildi. Tadı kaçtı tabii. Neyse arkadaşlar, yani Yargıtay'dan Allah razı olsun dik durdu. Endişe ettiğimiz şekilde yeni bir eziklik, yeni bir ricat görüntüsü vermedi. Bu bana inşallah yeni Türkiye yapısal olarak değişim sürecine girmiş düşüncesini ve bunun hasıl ettiği sevinci, müjdeyi veren bir gelişme oldu arkadaşlar. İnşallah bu stratejik sevinçte diyeyim yanılmıyoruzdur. Şu sebepten Osmanlı İslam sisteminden bugünkü seküler ve yani başlangıcını alırsanız en azından Cumhuriyet'in açık rejimin İslam karşıtı, Allah düşmanı olduğu sisteme doğru o 180 derecelik geçiş yapılırken böyle olmuştu. Süreç böyle yürüdü yani başlarda, ama tabii bugünkünün tam tersini. Küçük, dışarıdan baktığınızda böyle birbirinden bağımsız gibi gözüken perakende minik adımlar. Sonra tarih süreci içerisinde, yani bunu 1839 Tanzimat Fermanı ile başlatmak anlamlı olacaktır, doğru olacaktır. Bugüne doğru yaklaştıkça bu hem nitelik hem nicelik olarak yoğunlaştı, hızlandı, sayısı arttı, 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 arttı. İşte 1909 31 Mart ve onun tamamlayıcısı olarak 29 Ekim 1923 bugünkü bildiğiniz vaziyet. Şimdi mesela Yargıtay'ın bu yiğit, bu dürüst, bu adil kararı ve buna benzer bir takım başka gelişmeler de inşallah bu sefer aynı süreç görünüm olarak, yapısal olarak çok benzer bir biçimde tersine, yani şerden ayra doğru işliyor düşüncesini, ümidini bana veriyor arkadaşlar. Geçtim. İnşallah mikrofon problemi de hallolmuştur bu arada. Evet, arkada bıraktığımız önemli bir diğer hadise herkesin malumu. Türkiye'nin bu geçmiş bir haftasında herhalde en önemli gündem maddesi oydu bu anayasa. Yargıtay meselesiyle beraber. Yumruklanan Müslüman, ağzı kan çanağına döndürülen Müslüman, dövülen Müslüman niçin? Efendim işte geçtiğimiz pazar günü İstanbul'da düzenlenen PKK'ya karşı verdiğimiz şehitlerle dayanışma, mücadele eden güvenlik kuvvetlerimizle dayanışma ve aynı zamandaki Gazze muharebesiyle alakalı Filistinli kardeşlerimizle, Hamas mücahitleriyle dayanışma mahiyetindeki mitingden geri dönerken elinde tırnak içerisinde hilafet bayrağı diyorlar. Yani hilafet bayrağı diye bir bayrak olmadığını bir haftadır birçok insan anlatmaya çalışıyor. Ama tabii karşıdakiler bunu ne kadar algılayabiliyorlar, ne kadar anlıyorlar, o ayrı bir mesele. Gerçekte üzerinde kelime-i tevhid yazılı olan yeşil zeminli bir bayrakla giderken işte herifin birisi onu görünce fevkalade kızıyor, güya kendini kaybediyor ve elinde hilafet yani bana programı şimdi yarım bıraktık özellikle bu durum arkadaşlar. Kordonu da düzelteyim, her zamanki gibi kordon. Bana lütfen yazın yani bu cızırtı şikayeti eğer
Hani olayın tadını kaçırtacak, anlatılanların anlaşılmasına engel olacak mahiyette ise hiç uzatmayalım. Bu gece ben kalanları yutayım, acil olarak müsaadenizi rica edeyim. Ama yok yani, su kaldırır durumu idare ediyoruz diyorsanız, onu da bir iki kişi yazarsa hangisi olduğunu, içim rahat devam edeyim veyahut da işte dediğimiz gibi, evet idare eder diyorlar. Tamam, peki devam edelim öyleyse. Çünkü şu an kordonu düzelttim, fişin giriş yerini kontrol ettim. İşte mikrofon burada. Tamam, öyleyse başka bir şey de yazmayın. Tekrar bölünmesin. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, bu olay biliyorsunuz işte üzerinde kelime-i tevhid yazılı olan bir bayrak taşıdığı için elinde adamın birinin bu Müslümana hücum edip suratının ortasına yumruğu indirmesi, onun ağzını burnunu kan çanağına çevirmesi hadisesi. Şimdi buradan alalım, devam edelim. Böyle bir olay karşısında arkadaşlar, yani burada bir toplumsal çatışma, öyle ideolojik planda, fikir planında, medeni sınırlar içerisinde falan değil. Gördüğünüz gibi saldırıp, yumruk atıp, yüzünü kan çanağına çevirecek şekilde, yani artık bu kavga demektir. Bir adım sonrası savaş demektir. İç savaş demektir. O zar delinmiş, yani o kırmızı çizgi aşılmış noktasına geldiğinde, konunun kendisi önemi mahiyeti de büyük ölçüde önemini kaybeder. O ülkedeki mesela bütün siyasi partiler deyince doğal olarak ana muhalefet partisi, çünkü ikinci parti demektir o, devreye girer. Bütün taraflara sakin olun çağrısında bulunur. Çünkü o yol başladığı şekilde devam ettiği takdirde bunun muhalifi muvafıkı yok. O ülkede bir iç savaşa kadar uzayabilir. Bundan da esasen karlı çıkan kimse olmaz. O bakımdan herkes sağduyu daveti yapar, sükunet daveti yapar, barış daveti yapar falan, değil mi? Normali budur. Dünyanın neresinde, hangi ülkede olursa olsun, bu olayın içeriği her ne olursa olsun bu yapılır. Türkiye'de ne oldu? Özgür Özel kim bu? Tamam, yani şimdi imam yavrusunun yancısıdır, değnekçidir, emanetçidir, şudur budur. Ama bir diğer taraftan baktığınızda bu herif arkadaşlar şu an Türkiye'de ana muhalefet partisi genel başkanı, bir milletvekili. Yani bu anlamda kendisinde en fazla sorumluluk hissetmesi gereken, en fazla buradaki tansiyonu düşürmeye yönelik hareket etmesi beklenilecek kişi değil mi? Evet. Bak herif ne diyor ya da neler yapıyor. Olay pazar günü oldu malumunuz. Pazartesi günü oldu. Yani ayın birinde. Ayın ikisinde hemen bu Özgür Özel denilen imam yavrusunun yancısının yaptığı ilk iş, sopayı atan, saldırgan, o faşist, kendisiyle görüşme imkanı bulamıyor tabii, tutuklu olduğu için, hapishanede olduğu için. Onun yerine babasıyla telefonda görüşüyor. Saldırgan faşiste hukuki destek vereceklerini CHP olarak söylüyor. Cezaevine zaten onunla doğrudan görüşmeye, durumunu görmeye, moral takviyesi yapmaya, ihtiyaçlarını tespit etmeye, ondan sonra ona göre her çeşit maddi ve manevi yardımda bulunmaya devam etmek üzere partimizden bir milletvekili arkadaşımızı görevlendiriyoruz, gönderiyoruz diyor ve bu özellikle haber yapılıyor. Şimdi bunun anlamı nedir arkadaşlar? Daha benzer kaç kişi varsa Türkiye'de tahriktir. Yani şu an Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi kimliğiyle, kişiliğiyle Türkiye'de toplumsal bir çatışmayı, bir iç savaşı başlatabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Çok büyük bir iddia, çok ağır bir itham. Al işte bak ortada.
Sen burada saldırgana, dayak atan adama şu desteği veriyorsan ki devamı var okuyacağım. Senin tavrın 2 kere 2 4 netliğinde bu millet bir kardeş kavgasına girsin, birbirini vursun, öldürsün, etsin demek. Bundan bir ya da iki hafta önce partisinin meclis grup toplantısında MHP Genel Başkanı'nın yaptığı konuşmada bu açıdan kısaca üzerinde durmuştuk. Çok yerinde bir tespit vardı. Hemen ispatlamış oldu CHP onu. Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar Türkiye için bir milli güvenlik sorunudur. Bir beka sorunudur. Bu partinin devam etmesi Türkiye'nin geleceğinin devamı açısından stratejik bir tehdittir. Yani daha açık konuşacak olursak ya Türkiye bu partiyi etkisiz hale getirecek devletiyle, milletiyle, bütün temel unsurlarıyla. Ya da Allah korusun böyle kaşıya kaşıya, uğraşa uğraşa bunlar zaten kuruldukları andan itibaren varoluş misyonları, varoluş sebepleri olduğu üzere Türkiye'yi yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Devam ediyoruz. Aynı gün CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın açıklaması. O elindeki kelime-i tevhid bayraklı Müslümana saldırıp onun ağzını burnunu kan çanağına çeviren o faşist saldırgan anayasayı koruyormuş. O tutuklanmış ama bayrak açanlar serbestçe dolaşıp propaganda yapıyorlarmış. Neyin bayrağı bu? Hilafet bayrağı. Aynen aynı gün Mustafa Sandal denilen biliyorsunuz bir şarkıcı var. Yani parantez içi bir adam sana ne oluyor, sen kimsin, sen hangi bilginle, hangi becerinle, hangi varlığınla bu işlere kalkışıyorsun? Sen git şarkını söylemeye bak, paraları cebe indirmeye bak. Cahilin ve durgun zekalının önde gidenlerinden birisi olarak bu da atlamış. Gerçi şöyle de yorumlanabilir bu, yani önümüzdeki yaz sezonunda işte belediyeler böyle halk için konserler, şenlikler falan tertip ediyorlar ya. Yani CHP'li belediyeler bizim farkımızda olsun, reklamımızı, PR'ımızı yapalım da davetler bize gelsin, paralar bizim cebimize indirilsin gibi muhtemel bir hesabın da içindedir. Bu da atlamış. T24'te gördüm ben haber sitesinde. Diyor ki, peki yumruğu atan tutuklandı ama hilafet bayrağı açan niçin tutuklanmadı? Şimdi burada bir parantez daha açayım. İnşallah bu hiçbir zaman için böyle bir çatışma, kan dökme falan noktasına gitmez. Bir kardeş kavgasına dönüşmez. Ama Türkiye'de Müslümanlarla genel olarak adına ulusalcılar denilen bu güruh arasında onlarca seneden beridir bir medeniyet, bir ideoloji, bir dünya görüşü, kavgası, mücadelesi olduğu, bu da bir realite. Ama inşallah bu barışçı kanallar içerisinde kalır. Temennim. Şimdi bu mücadelede biz Müslümanların bu ulusalcıları Allah'ın inayetiyle eninde sonunda yenecek ve etkisiz hale getirecek oluşumuzun garantilerinden, temel dayanaklarından biri bu arkadaşlar. Bu Mustafa Sandal denilen tipin, ki bu istisna değil yani sosyal medyada bir ay boyunca, bu arkada bıraktığımız bir hafta boyunca bunun tipinde binlerce zavallı ortaya çıktı. Sahip oldukları bu korkunç cehalet. Onlar cahil oldukları için yenilecekler. Nereden çıkarttık cehaleti? Bak ne diyor, yumruk atan tutuklandı ama peki hilafet bayrağını açan niçin tutuklanmadı? Ulan hilafet bayrağı diye bir şey yok. Tarihte de olmadı. Şimdi bu zavallı diyecek ki peki o adamın elindeki o Arapça yazılı bayrak neydi? Kelime-i tevhid. Bu Mustafa Sandal'a imkan olsa şöyle halka açık bir platformda sorsak büyük ihtimal yine en azından çıkar hesabı gereği diyecek ki elhamdülillah ben de Müslümanım. Yani büyük ihtimal o cevabı verecek olması ihtimaline binaen ben baştan söylüyorum. İşte senin kendini de ait hissettiğin o dinin bu temel formül, mottosu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür. Sadece bu yazıyor.
O bayrağın başka bir manası yok. Ben buna karşıyım dediğinde Müslüman değilsin demektir. Artı tekrar ediyoruz. Hilafet bayrağı diye nitelendirilebilecek bir bayrak ne tarihte oldu ne günümüzde var ne de Müslümanların işte bu bizim hilafetimizin bayrağıdır şeklinde geleceğe yönelik böyle bir vizyonları, projeksiyonları, böyle bir düşünceleri var. Ve bunlar bu kadar cahil. Akıl derecelerini, zeka derecelerini de siz değerlendirin arkadaşlar. İşte bu yüzden de kaybedecekler. Sonra bu hadisenin devam eden artçı sarsıntılarının zannediyorum en önemlisi ve yani hem geleneksel hem sosyal medyada da en fazla gürültü kopartanı Fatih Altaylı oldu. Şimdi bu olaya bağlı Fatih Altaylı konusuna özel olarak bir başlık açmamız lazım. Çünkü çok değerli, çok ibretlik ve çok da komik. Fatih Altaylı arkadaşlar hemen ertesi günü ayın ikisinde eline sağlık diye bir tweet attı biliyorsunuz. Ortalık karıştı doğal olarak. Çünkü aynen Özgür Özel denilen bu imam yavrusu yancısının yaptığı gibi bu resmen tahrik. Çünkü şimdi burada yani meşhur bir mafya sözünü, racon alemi sözünü paylaşalım. Denir ki vurursun eyvallah da yıkılmazsan kötü. Şimdi bu taraflardan bir tanesi diğerine böyle yumrukla saldıracak, ağzını kan çanağına çevirecek. Geri kalanlar yani öyle sokaktaki sarı çizmeli Mehmet Ağa diyeceğiniz, hiç kimseyi temsil etmeyen, hiç kimse tarafından tanınmayan, dolayısıyla etki potansiyeli işte tek kişilik olan, kendisinden başkasını bağlamayacak olan tipler değil. Özgür Özel denilen bu yancı gibi, Fatih Altaylı denilen bu kuduz gibi tipler teşvik edecekler, diyecekler ki eline sağlık, aferin, çok iyi yaptın falan. Bu işte iç savaş. Çünkü o zaman karşıdaki adamın da tavrı yani senin benim tavrım da doğal olarak ona göre olacak. Birileri gelip bizim ağzımıza yumruğu indiriyorsa, onların ağababaları, fikir babaları, toplumsal siyasi önderleri helal olsun eline sağlık çok iyi yaptın diyor, onun sırtını sıvazlıyor. Onun gibi olan daha ne kadar potansiyel it kopuk varsa onları da aynı şekilde saldırmaya teşvik ediyorsa, bunlar da saldırdığında biz ne yapacağız bunun karşılığında Müslümanlar olarak? Geldin benim ağzımı burnumu kırdın, kan çanağına çevirdin, eline sağlık, çok teşekkür ederim mi diyeceğiz? İşte iç savaş. Şimdi attığı taşın buraya gittiğini görünce arkadaşlar, bu gemi aslanı, Fatih diyeceğim demeyeyim lan Altaylı diyeyim. Çünkü buna devamındaki gelişmeleri de paylaştığımda ve yorumları yaptığımda bir daha inşallah geri dönerim. Yani Fatih deyince biz mücerret tek başına Fatih denince otomatikman neyi kimi çağrıştırırız? Fatih Sultan Muhammed. Muhtemelen bunun ailesi de yavrulandığı vakit bu herif yani adını Fatih koyduğuna göre herhalde Fatih Sultan Muhammed'i hatırlayarak koymuşlardır. Ne yanlış bir ifade. Yani genel evde çalışana İffet ismi verilmesi, kasaplık yapana Şefik ismi verilmesi gibi bir şey olmuş bu. Şimdi bunun kişiliği, bugüne kadarki çizgisi, hali, tavrı falan hepsini bu son marifetiyle bir arada değerlendirdiğimizde bence bundan Fatih ismini silip şimdi söyleyeceğim olayın devamını da göz önünde tutarak daha uygun yani Mırnav Pisi Pisi falan gibi bir isim koymak lazım. Neden? Niçin Fatih yerine Mırnav Pisi Pisi? Kedicik yani. Çünkü ortalığın karıştığını görünce ayın üçünde bir video yayınladı. Çark videosu. Allah için izlemediyseniz izleyin arkadaşlar o videoyu. Görünmeyen biri soru soruyor. Bu da cevap veriyor ama bir,
O videodaki şu haline bakın. O kadar sakin, o kadar sağduyulu, o kadar mantıklı, o kadar soğukkanlı, o kadar barıştan, kardeşlikten falan yana ki. Yani şimdi çocukluktan beri halk arasında duyduğum şöyle bir hurafe vardır. Bir hurafe tabii, ciddiyetle alakası yok. Denir ki kafir cinler yeni doğmuş bebekleri fırsatını bulmuşsa çalar, değiştirir. Yani şimdi bu adamın arayıp durmayın beni, bölünüyor. Bu adamın arkadaşlar o tavrına bakınca işin esprisi, ben dedim ya bu arada hani ayın ikisiyle üçü arasında kafir cinler geldi, bu Fatih Altaylı'yı götürdü yerine, yeni tavrına bakarak bizim işte Mırnav pisi pisi falan diye isim takalım mı acaba diye düşündüğümüz bu tipi mi getirdiler? Neden? Çünkü yani bir insan kişiliği itibarıyla bellidir, oturmuştur. Hele bunun gibi yaşını başını almış tipler. 24 saat içerisinde insanın kişiliği 180 derece değişmez ki. Değişmiş. Onun için diyorum, Allah için izleyin o videoyu. Burada benim yaptığım yorumda, tanımlamada bir çarpıtma, bir abartı var mı yok mu kararını siz verin. Kesinlikle bugüne kadar hiç görmediğiniz, hiç tanımadığınız bir Mırnav pisi pisi Altaylı tablosuyla karşılaşacaksınız. O kadar sakin. Mırnavlık ve pislik arkadaşlar şuradan kaynaklanıyor. Yani sadece oradaki o duruşundan, sükunetinden değil. Zirve, tap noktası. Diyor ki ben eline sağlık diye yazdım ama hani böyle bir Yeşilçam filmi vardır, komedi filmi. Diyordu ki hele bir sor bakalım niçin yaptın? Bu da o tavırda açıkça. Yazdım ama diyor kimin eline sağlık? O diyor bak belli değil. Herkes bunu yumruğu atan o faşist saldırgan ona yönelik gibi algıladı. Hani onun eline sağlık. Ama diyor onu yakalayan polisleri de kastetmiş olabilirim. İşte şunu da kastetmiş olabilirim. Bunu da kastetmiş olabilirim. Çünkü ellerine sağlıktan başka bir şey yazmadım. Ya arkadaşlar, koskoca bir halkın zekasıyla bu kadar alay edilir, bu kadar hakaret edilir. Şimdi biz Fatih Altaylı denilen bu tipin 10 yıllardan beridir duruşunu, benzer konulardaki tavrını bilmiyor olsak, ya gene de insan bu kadar yani böyle paçalarından akan bir yalanı yutmaz ama ya belki hadi falan deriz. Hatırlayalım mı hep beraber? Bu herif arkadaşlar başörtüsünün üniversitelerde yasaklandığı dönemde, 2002 öncesi, bu zulme karşı oturma eylemi yapan, tamamen barışçıl, direniş sergileyen üniversiteli başörtülü kızları kastederek açık açık. Çok özür diliyorum hepinizden. Ama şimdi bunları söylemek mecburiyetindeyim. Orospu dedi mi? Bunu köşe yazısında yazdı mı? Evet. Çünkü o dönem 28 Şubat dönemi. Yani ben bu üniversiteli genç kızlara orospu derim de fakat bunun bana bir hesabı olur, bir cezası olur. Öyle bir şey olmayacağında emin. 28 Şubat'ın faşist cuntacılarına sırtını dayamış Çevik bir falan gibi babalarına. Ağız, ağız değil, lağım çukuru. O günden bu tarafa, yani bu konularla en az alakalı olanımız bile bu adamın Müslümanlar söz konusu olduğunda nasıl bir kuduruk olduğunu, ağız yerine bir lağım çukuru taşıyarak nasıl, aynen verdiğim örnekteki gibi, hakaret üstüne hakaret yağdırdığını bilmiyor muyuz? Yakına gelelim. En basiti, bundan iki hafta önce Ankara'da hem 12 şehit tazeyken hem de Gazze zaten devam ediyor, düzenlenen mitingde, miting meydanında on binlerce kişi şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK sloganlarını belki attığı dakikalarda ya da ondan az sonra videoları gene mevcut.
görebilirsiniz. Yani sosyal medyanın böyle bir iyiliği oldu. İnkar etme, yalan söyleme imkanını ortadan kaldı. Canlı kendi sesiyle, kendi görüntüsüyle. Hatırlatayım. Böyle oturduğu koltuktan ağırlayarak ayağa kalka kalka. O kadar gözü dönmüş yani. Ulan şerefsizler, ulan alçaklar, ulan namussuzlar. Kim bu? Biz Müslümanlar oluyoruz. Böyle üst üste bu küfürleri etmesinin sebebi ne? Gazze'de yaşanan zulme tepki gösteriyormuşuz da. Ama bununla beraber silahlı bir dış düşmanın PKK bizim ülkemize bilfiil silahla saldırması, bu kapsamda askerimizi, polisimizi şehit etmesini görmezden geliyormuşuz. İddia bu. Bu iddiaya dayalı olarak şerefsiz, alçak, namussuz hepsini sayıyor. Bunları saydığı dakikalarda Ankara'da binlerce kişi kahrolsun PKK diye slogan atıyordu. Sonra arkadaşlar, sonra şu oldu. Öteden beri zaten kendisinin de yaptığı açıklamalar da var. Ben diyor her hafta gidiyorum savcılara ifade veriyorum zaten. Neden? Hep hakaret. Birileri şikayet ediyor doğal olarak. 7 ay hapis, kesinleşmeye doğru giden 7 ay hapis cezası var hakaretten, istinaftan. Yani istinaf mahkemesi de onaylarsa, çok hukuki prosedürü bilmem ama ya girmesi gerekecek ya belki Yargıtay'a gidecek. O da onayladığında artık başka çaresi yok. Yani şimdi bunun böyle Fatihlik'ten 24 saat içerisinde mırnav pisi pisiliğe dönmesine sebep Demokles'in kılıcı, bu 7 aylık hapis. Ki bunlar yani mahkeme cezayla neticelenirse onun üzerine ilave edilecek. Toplamı ne kadara gider bilmiyorum. Ama şimdi böyle ciddi bir hapse girme tehdidiyle karşı karşıya gelmiş ya, işte sözüm ona, o koskoca Fatih'i bir anda süt dökmüş kediye çeviren de bu olmuş. Böyle mırnav. Yani 7 aylık, 10 aylık, 12 aylık, 15 aylık neyse, hapisten bu kadar tırsacak idin, bu kadar korkacak idin. Adın Fatih olsa bile sen gerçekte bir mırnav pisi pisi idin. Bu konulara ne girersin? Bu işlere ne karışırsın? Ağzını niçin lağım çukuruna çevirirsin? Bu hakaretleri edersin. Yani şimdi işin dramatik tarafı arkadaşlar şu. Ya bu lafları etmeyeceksin. Böyle sağa sola sövmeyeceksin. Yani kendisini aynada herhalde öyle görüyordur. Aslanlar gibi kükremeyeceksin, haddini bileceksin. Veyahut ulan arkasında duracaksın. Ben ellerine sağlık yazdım ama bir sorun bakalım, kime yazdım, orası belli mi? Demeyeceksin. Ayın 4'ü Perşembe günü, olay devam ediyor. Diyor ki, bana AK Parti'nin içindeki FETÖ'cüler saldırıyor. Yani bu FETÖ'cülük de arkadaşlar suyu çıktı. 15 Temmuz'dan beri Türkiye'de haksız yere kimin ne derdi takıntısı varsa onu saklamaya yönelik ve haklı olarak kendisini eleştirmekte, toplum karşısında deşifre etmekte olanlara yönelik, işte bunlar FETÖ'cü de ben FETÖ'ye karşıyım da o yüzden bunlar bana düşman da o yüzden böyle böyle yapıyorlar şeklinde bir savunma mekanizması kullanmaya çalışıyor. Yani buna karşı da toplumun, basının, hükümetin, devletin dikkatli olması lazım. Çünkü işin bu kadar çığırından çıkartılıp vıcık vıcık hale getirilmesi esas itibarıyla FETÖ'nün işine yarar. Ciddiyetini kaybettiği takdirde, inandırıcılığını kaybettiği takdirde bu genel görünüm içerisinde FETÖ'de çok rahatlıkla kamufle olur. Yalancı çoban hikayesinde olduğu gibi. Evet, şimdi bu gemi aslanının arkadaşlar mevzusu bu. Şimdi bekliyoruz istinaftan çıkacak olan kararı. İstinaftan çıkacak olan karar, bunun yüzünü güldürecek cinsten bir karar olursa arkadaşlar, birinci konu olarak Yargıtay'ın vermiş olduğu
kararla alakalı Anayasa Mahkemesi denilen o mahut topluluğa karşılık. Yani Türkiye'de inşallah hukuk sistemi de güzel şeyler yapıyor, düzeliyor, değişiyor. Ümidimizin köküne bir kere daha bir kibrit suyu ekilmiş olacak. Bu vesileyle de görmüş olacağız ki, yani aynı tas aynı hamam aslında. Eziklik devam ediyor. Çünkü mesele şu arkadaşlar, yani şimdi suçun bu derecesi işlendikten sonra fail de kesin olarak net bir biçimde ortada bulunduktan sonra gene de bir şekilde affa mazhar olabiliyor ise, yani yaptığı yanına kar olarak kalabiliyor ise, bir, Türkiye'de hukuk mukuk yok. İki, bu ülkenin, bu devletin varlığı, bekası hala pamuk ipliğine bağlı. Üç, bütün bunlar karşısında bu derecede sessiz kalmaya devam etmek itibarıyla biz Müslümanlar hala bu kadar eziyiz. Yani adamlar gelir bizim ağzımızın ortasına yumruğu indirir, ağzımızı burnumuzu kırar, sonra birileri çıkar bu faşistliği yapanlara, eline sağlık, çok iyi yaptın der. Ciddi olarak ne ona bir şey olur ne ötekine bir şey olur. İnşallah, tabii temenni ediyorum, böyle bir sonuca bağlanmaz bu süreç. Bağlanırsa ben diyeceğim ki arkadaşlar, yani şimdi çoğunuz buna tepki gösterebilirsiniz. Gösterin, hiç derdim değil. Bize sövülmesi de helal, bizim dövülmemiz de helal. Biz o küfürleri de hak ediyoruz, bu dayağı da hak ediyoruz. Fazlasını hak ediyoruz aslında. Gene de Cenab-ı Hak merhametinden, bizi hak ettiğimizden azını veriyor demek olur. Bakalım şimdi bu devam eden yarım bir süreç olduğu için şu dakikada daha fazla hüküm mahiyetinde konuşmak da bir yanlış olur. Fakat arkadaşlar, bu mırnav pisi pisiden çıkmadan önce benim paylaşmak istediğim, yani normalde prensip olarak çok kişiseli dahil etmemeye çalışırım. Çünkü burada yani kimse benim şahsımı öğrenmek için oturmuş ekran karşısına dinliyor değil. Ama benim şahit olduğum bu mırnav pisi pisiyle ilgili, onun gerçek derin kişiliğiyle, düşünce biçimiyle ilgili, hayata nasıl baktığıyla ilgili bence son derece net fikir veren bir olaya ben bizzat şahit oldum. Şimdi yeri geldiği için onu paylaşacağım. 2006 senesinin Ramazan'ında arkadaşlar, başka bir hoca arkadaşımla beraber ulusal çapta yayın yapan bir televizyonun sahibi Turgay Ciner, bir ay müddetle sahur programlarını yaptık. O televizyonun genel yayın yönetmeni de buydu. Öteki beraber programları yaptığımız arkadaş, şimdi bunları anlatmak için onların ismini, iznini almadığımdan isimlerini paylaşmıyorum. Böyle yani 8. 10. günden itibaren falan biz her akşam 2 saat falan bir süre boyunca işlediğimiz konular, davet ettiğimiz konuklar itibarıyla çok şeriatçı bir program yaptık arkadaşlar. Ama 2006 senesi Türkiye'sinin genel atmosferi, bir, patron Turgay Ciner gibi Roçaylı'nın Türkiye distribütörü olan bir adam, iki, genel yayın yönetmenin de işte bu Altaylı denilen pisi pisi mırna olunca biz de ve giderek her akşam o şeriatçı dozu arttırıyoruz. Bir taraftan da korkuyorum ben, hani kendimizle ilgili değil de. Ya kanal belli, yayın yönetmeni belli, sahibi belli. Bizim burada canlı yayında yaptığımız şu şeriat propagandası belli. Yani 30 Ramazan bize tamamlattırılmaz. Her gün beklemeye başladım. Tamam, sizin program iptal etti. Sizi yayından aldık, görevden aldık falan gibi bir şeyle karşılaşmayı olmadı. Ama yani son gecesine kadar bunun endişesini içimde yaşadım. O program üzerinden yaptığımız o İslami hizmet kesilir, zarar görür diye. Ama yani olmadıkça da tabii vakit geçtikçe de cesaretimiz arttı. O artan cesarete dayalı olarak bizim şeriatçılık dozajımız arttı. Öyle 30 günü tamamladık biz. O arada programın yönetmeni olan
arkadaşımızdan olayın mutfak kısmıyla ilgili şöyle bir bilgi almıştık. Demişti ki sahur programlarında hedef ilk dörttür. Yani ulusal çapta yayın yapan kanallar içerisinde ilk dörde girebilirsek şayet bu program çok başarılı oldu demektir. Biz de onu biliyoruz. O programı yaptığımız kanalın genel izlenme oranı dördün çok altında. Yani bilmiyorum ama belki 10. 15. falan sırada bir kanal. Genel izlenme oranı itibariyle. Artık ay bitmek üzereydi arkadaşlar. İlk dörde girmişiz o arada. Sürekli istatistikler geliyor. Bize de bildiriyorlar. Seviniyoruz. İlk dörde girdik ve orada devam ediyoruz. Dördüncüyüz. Öyle bir kanalda dördüncü programı olmakta tabii bütün ekip fevkalade mutlu, neşeli. Bu tip arkadaşlar tutmuş bir gün bizim genel yayın yönetmenini aramış, tebrik etmiş. Onu duyunca ben bir yaşıma daha girdim. Küçük dilimi yuttum. Neden? O açık, net, her gece iki saat boyunca devam eden şeriat propagandası karşısında ne beklersiniz bundan? Yani programın iptali, en azından ikaz. Ya siz ne yapıyorsunuz? Aklınız başınızda mı falan yani? Hani yeşil bayrak açma hikayesi var ya. Biz o gece yeşil bayrağın kralını açıyoruz her gece. Bunun yönettiği kanalda. Program iptal edilmedi, kapatılmadı, ikaz da gelmedi, teşekkür geldi. Bizzat bu herif tarafından genel programın yönetmenini arıyor. Çünkü dördüncü olmuş. O zaman ben şunu anladım. Özellikle bu tip, genelde bunların caynağının arkadaşlar bildiği bir tek şey var. Daha doğrusu iki şey var. Bir başarı, para, kazanç. İki korku, tehdit. Başarı kısmını o olayla bizzat yaşayarak, şahide olarak gördüm. Yani şeriat propagandası mı yaptın? Yap aslanım, hiç önemli değil. Bu bize geri dönüş sağlıyor mu? Sağlıyor. Devam et. Şu olaydaki tavrı. Yani ilk önce eline sağlık tweetini atıp sonra pabucun pahalı olduğunu görünce bekleyen hapis cezaları falan da ya bir sor bakalım ben onu niçin söyledim acaba, ona mı söyledim falan zilletine düşmesi. Sonra o süt dökmüş kedi videolarını çekmesi falan. Bu da tehdit kısmı. Demek ki arkadaşlar özellikle bu yiğidin genelde bunun gibi olanların hepsinin karşısına kuvvetli bir menfaat koyduğunuzda ya da gerçekten böyle onların kuyruğu kıstırmasına sebebiyet verecek, yüreklerini 3,5 Selanik attıracak bir tehdit önüne koyduğunuzda ki ya bu tehdit ne? 7 ay hapis diyelim, bundan da aldım 1 sene. İnfazını minfazını düşecekler, 7-8 ay yatacaksın en fazla. Kendini şu rezil hale sokmaya değer miydi? Derdim eğer bu bir Müslüman olsaydı. Neden? Çünkü biz Müslüman geçmişlerimizle beraber bu dinin 14 asırdır bugünkü durumuna sapasağlam taşıyabilmek için 7-8 ay hapis falan ne ki? Milyonlarcamızın canını, kanını sebil ettik. Yani şunu da düşünün. Bu tip şimdi bütün Türkiye'nin tanıdığı meşhur biri ya, bu hapse girse yatacağı süre boyunca hapiste özel torpilli insan muamelesi görecek. Herhangi bir mahkumla kesinlikle aynı şartları paylaşmayacak. O arada Amerika'ya, Avrupa'ya kadar bütün dünyanın da kahramanı haline gelecek. Bütün bunlara rağmen bu nitelikte bir ceza korkusu, bu kadarcık kısa bir hapis tehdidi bile bak herifi ne yaptı. Ulan değer miydi? Gerçekten o güne kadar gösterdiğin kimlik olsaydın, yani sana hiçbir şekilde cevap veremeyeceklerini, senin için hiçbir şekilde tehdit ve tehlike olamayacaklarını bildiğin 18-19 yaşındaki kızcağızlara ağzını doldura doldura orospu diyen kişi olarak şimdi şunu beklerdik senden. Evet lan, yumruğu vurana eline sağlık dedim. Var mı?
Üstüne bunu da ilave edince tabii gittiğin mahkemede bu tırnak içindeki yiğitliğin senin aleyhine kullanılacaktı. Çünkü manevi sebep de mevcut demek olacaktı. Ben bu sözü söyledim, bu niyetle söyledim, evet. Yani o zaman bundan birkaç ay önce bana cezaya hükmeden o Asliye Ceza Mahkemesi hakimi gibi biri olsa bile mecburen artık başka çare çıkar yol kalmadığı için sana bir ceza verecektim. Şimdi belli avukatlarıyla da konuşmuş, oralardan yırtacak yani. Manevi sebep yok, sen bunu söyledin, bu niyetle mi? Haşa. Bir sor bakalım, ben kimin için dedim? Niçin dedim eline sağlık? Böyle bir niyetim yoktu. Zinhar. Yani bu mahkemede sana faydalı olur mu? Mümkün. Alacağın muhtemel cezayı küçültme babında işine yarar mı? Muhtemel. İyi de yani yiğitlik nerede kaldı? Amırna pisi pis. O genç kızları orospu dediğin gibi şimdi de çıkıp kükresene şurada. Diyelim ki ya tamam bu herif din düşmanı, Allah düşmanı şu bu falan ama yani kabul de edelim ki ya bu tükürdüğünü yalamıyor, geri adım atmıyor. Bu bir lafı söyledi ve arkasında duruyor. Yani şimdi bu noktada böyle bir şeyi söylemek ayıp olacak mı bilmiyorum ama ben bunun kankası bir gazeteciyle ilgili böyle bir mevzudan mahkemelik oldum yani ben. Davalı oldum ve ceza aldım. Aslan gibi de para olarak ödedik o cezayı. Hakim sordu. Yani sen bu lafı söyledin mi? Bu niyetle mi söyledin? Evet. Hemen hatta davacının avukatı da atıldı. Ona da fikrini sorduğunda hakim söz verdiğini. İşte efendim dedi, gördüğünüz gibi sanık da zaten itiraf etti. Gizlemedi, saklamadı, çarpıtmadı. Dolayısıyla işte cezalandırılmasını talep ediyoruz. Her şey sabit. Bunun karşılığında 22 bin lira, 2 bin lira herhalde maliye edeceğiz. Daha 24 bin lira mahkeme masrafı. Yani şimdi o 24 bin lirayı ödemeyeyim, 24 bin lira zarara girmeyeyim diye şu Müslüman halimiz var arkadaşlar. Orada eğilip bükülmek, şu mırnav pisi pisi modlarına girmek. Hayır ben aslında öyle demek istememiştim. Aslında onu söylememiştim. Aslında niyetim o değildi ve benzeri ve benzeri ve benzeri. İşte bunlarla biz Müslümanların farkı bu. Geçtik artık bundan. Nereye geldik? İran patlaması. Bu mühim konu arkadaşlar. Mühim olay. Çünkü bu patlama ve bu patlamaya verilecek olan tepki. Patlamanın kendisi değil de o kadar önemli. O patlamaya İran'ın vereceği tepki. Benzer bir dizi olayın sonuncusu ve en büyüğü olmak üzere İran'ın gerçek niteliğini, gerçek niyetini, gerçek kimliğini şahsen benim için ve benim gibi düşünenler için ama yani kendi kendinize, kendinizi kör etmeye çalışmıyorsanız az çok gözü gören, aklı çalışan herkes için İran'ın gerçekte ne olduğunu ispat edecek. Bana derseniz ki ya belli değil mi? Yani bu olaylar işte İsrail'le ilgili çatışma gerilim bağlamında ki hani 7 Ekim'den bu tarafa başlamış olan Gazze son harbine de ihtiyaç yok. 44 senedir, 45 senedir. Hümeyni devriminden bu tarafa, Şahlık rejiminin yıkılışından bu tarafa İran, İran devleti, İran rejimi, bunun gerçek niteliği nedir, gerçekte neyin dostudur, nerede durmaktadır falan. Oraya ben arkadaşlar bir soru ve ünlem işareti koyun diyorum. Çünkü bir, bu kadar yüksek sayıda ölümle sonuçlanmasa bile ama nitelik itibarıyla buna benzer saldırılarla İran geçmişte karşılaştı mı yani geçmişte derken son 3-4 sene içerisinde. Benim şu an hatırladığım 3 ya da 4 tane var. Bunlardan 2 tanesi nükleer programının en önemli kilit isimlerinden olan iki nükleer fizikçinin, bilim adamının hem de Tahran'da, İran'ın göbeğinde
Mossad'a bağlı suikast timleri tarafından infaz edilmeleri. Ve burada fail kendisini hiç gizlemek lüzumunda da kalmadı. Çünkü Mossad açısından da bu dünya genelinde çok muazzam bir reklam ve prestij vesilesi. Şu kalpleri atıp durmayın diyorum arkadaşlar. Yani çünkü düşünürseniz adam geliyor sana sınırdan yüzlerce kilometre içeride çok önemli özel bir elemanını infaz ediyor ve çekip gidiyor, %100 başarılı bir operasyon. Şimdi bunların hepsinin arkasından bu son 100 kişinin öldüğü bombalamada olduğu gibi hemen arkasından işte dini lider biliyorsunuz çıktı, Ali Hamenei açıklama yaptı. Esti, savurdu, gürledi. İşte şöyle intikam alacağız, böyle hesap soracağız falan. Yani ben açıkçası bunlardan çok etkilenmiyorum. Bu arka plan geçmiş nedeniyle. Çünkü bundan önceki benzer hadiselerde İran aynı şekilde tepki gösterdi. Yani insanlar da bekledi. Hadi bakalım. Sabah ola, hayır ola dedik. Ne oldu? Hiç. Yakına gelin Kasım Süleymani. Yani sembolik değeri çok yüksek olan bir insan. Bunu indirdi mi? İndirdi. İndirenin kimliği belli mi? Evet, Amerika, İsrail'in taşeronu olarak da. Hemen arkasından İran devleti bütün düzeylerde işte kanlı yerde bırakmayacağız, şöyle hesap soracağız, böyle altından gireceğiz, böyle üstünden çıkacağız. Evet, esip gürledi. Sonra o sırada da malumunuz Trump gibi bir çatlak Amerika'da başkan. Sonra intikam aldı İran. Ama nasıl aldı? Irak'taki Amerikan askeri üslerinden birine ve çevresine bir dizi füze attılar. Atmadan önce Amerikalılar gizli bağlantılar vasıtasıyla uyarıldı. Dendi ki şu saatte şu üssünüze Kasım Süleymani'nin intikamını almış, karşılığında bir şey yapmış görüntüsü adına füze saldırısı düzenleyeceğiz. Tedbirinizi alın. Trump'ın da ağzında bakla ıslanmadı. Üstteki bütün Amerikan askerleri derin mahzenlere, sığınaklara çekildiler. Füzeler atıldı. Belki biraz maddi hasar meydana getirildi. Ama bir tek Amerikan askerinin burnu bile kanamadı. Hatta iyi hatırlıyorum Trump bunu duyururken işte haber aldık bazılarının o çok yoğun şiddetli patlamalar nedeniyle önemsiz geçici bir baş ağrısı varmış dedi askerlerimizin. Onlar da geçecek gidecek falan. İşte Kasım Süleymani'nin de intikamı alınmış oldu. Şimdi bu konularda arka planı böyle olan bir rejimle karşı karşıyayız. Ama her olay yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç. Takip edeceğiz bunu da. Tabii bu arka planı önceki örnekleri unutmadan. Şimdi bu 103 kişinin öldürülmesi olayında da İran klasik önce esip gürleyen sonra işte gene mırnav pisi pisi hiçbir şey yapmayan tavrını devam ettirirse kendi payımı arkadaşlar. Çünkü yani 103 kişinin ölmesi ne demek Allah aşkına? Senin topraklarının göbeğinde sivil sıradan halk insanlar. Buradan bir anlam çıkar. Senin tarla derin sürülmüş yani. İran'ın böyle görüntüde fevkalade dik, fevkalade Amerikan ve İsrail karşıtı bu duruşuna, bu açıklamalarına, bu haline, bu tavrına aldanmayın. Bunlar canciğerlenik. Bunun bir benzeri bugüne ait çok yeni. Gene kesin hüküm vermek istemiyorum ama yani ilk görüntüde onu teyit eder nitelikte. Biliyorsunuz. Aslında arka arkaya 3 sefer vurdu İsrail. 1. Suriye topraklarında oradaki İranlı milislerin komutanlarından biri olan çok kritik bir şahsa indirdi. Ertesi gün Lübnan'da Hizbullah karargahını vurdu ve aynı zamanda
Hamas'ın liderlerinden birini de şehit etti. Onu takip eden gün 100 kişinin öldüğü bombalama yaşandı. Şimdi yani burada Hizbullah Lübnan'da devrede. Bugün sabah ve öğle saatlerinde işte kendi karargahına yönelik o İsrail hava saldırısının intikamı diyerekten Hizbullah İsrail'e bir seri roket saldırısı düzenlemiş. 62 tane roket atmış. Ama bu yani haber bültenlerine ilk düştüğü andan itibaren ben özellikle takip ettim. Yani çünkü böyle bir hareket bir işte Kasım Süleymani sonrası gönderilen füzeler gibi tamamen zevahiri kurtarmaya yöneliktir. Çünkü sonuçta bunlar silahlı örgüt. Yani Eloğlu gelir sana o darbeyi indirir, sonra sen hiçbir şey yapmazsan, sonra bir daha tekrarlanır. Bir daha tekrarlanırsa artık çoluk çocuğun bile maskarası olursun. Ne ciddiyetin kalır ne güvenilirliğin kalır. Kendi kendini bitirirsin. Olayın böyle pahalı bir tarafı da olduğundan ötürü şimdi bu durumda Hizbullah iki şey yapmak durumundadır. Bir, İran'ın Kasım Süleymani cinayetine verdiği cevapta olduğu gibi göstermelik, danışıklı dövüş tarzında bir saldırı. İki, gerçek ciddi bir saldırı. Bu 62 roket atıldı haberini takip eden süreç içerisinde bunun gerçek ve ciddi olduğu izlenimini veren bir devam haber şu ana kadar görmedim. Dolayısıyla kesin hüküm vermek için evet erken bir iki gün geçmesi gerekir. Ama bende oluşan ilk izlenim Hizbullah'ın bu 62 roket göstermelik, yani bir şey yaptık mı yaptık işte. Aynen ne gibi? Hatırlayın 7 Ekim'i takip eden ilk cuma ya da onu takip eden ikinci cumaydı. Yani olayın çok başı, herkesin gözü Hizbullah'ın üstünde. Çünkü Hizbullah'ın askeri potansiyeli deniliyor. Hamas'tan çok daha fazla, o bilfiil işin içerisine girerse ortalık çok daha ciddi olarak kızışacak falan. Nasrallah'a sordu gazeteciler, bütün dünyanın merakla beklediği basın toplantısından, harbe girecek misiniz? Yani cevap gerçekten çok şiiceydi. Biz zaten harpteyiz. Onu duyunca ben kendi kendime hem güldüm acı hem notumu verdim. Dedim ki yani tarihi Şia duruşu yanıltmadı. Çünkü biz zaten harpteyiz. Hayır, biz yapmakta olduğumuzdan başka bir şey yapmayacağız. Nitekim arkada bıraktığımız tamı tamına bu 3 aylık süreç bunun ispatı oldu. 3 aydır Hizbullah'ın ciddi diye nitelendirebileceğiniz bir hareketini, bir çıkışını, bir saldırısını gördünüz mü? Hayır. Yani şöyle kolunu bağdaştırmış, İsrail tek cephede bütün gücünü oraya konsantre ederek Gazze'de Hamas'ı bitirsin bekleyişinde. Şimdi İran'da bu manzara. Şu an tahmin ettiğimiz gibiyse arkadaşlar bu iş, Hizbullah'ı da İran'ı da satılmış demektir. Tek kelimeyle teşhisi koyalım dersek satılmış demektir. Ama hem Amerika-İsrail cephesi bölgedeki kendi hesapları, kendi çıkarları gereği, hem Hizbullah-İran cephesi kendi hesapları, kendi çıkarları gereği sanki birbirlerinin can düşmanıymış gibi bir görüntü vermeye devam edecekler. Ama iş ciddiye bindiğinde, ciddiye bindiğinde işte bu olacak. Gelecek Eloğlu senin ülkenin göbeğinde 103 tane normal sivil vatandaşını katledecek. Sonra ala amaneyler, mamaneyler, bütün tipler fırlayacak. Böyle intikam alacağız, böyle vuracağız, böyle hesap soracağız diyecek. Sonra bugüne kadar senelerden beridir olduğu gibi tıs. Mırnavpis. Şimdi bu olayın şöyle bir tarafı da var. Ayın 4'ü Perşembe günü İsrail ordu sözcüsünün resmi açıklaması, gazeteci soruyor. Diyor ki İran'daki bombalama sizin eseriniz mi? Şimdi normal şartlarda arkadaşlar bu soruya ne cevap verilir? Hayır denilir. Örtülü operasyondur çünkü. Adı üstünde. İnkar eder, yalan söyler, reddeder falan.
yorum yapmayız diyor İsrail ordusu. Bu diplomatlarla ilgili meşhur fıkrayı hatırlatıyor bana. Ne diyor ki fıkradan? Bir diplomat evet diyorsa belki demektir. Belki diyorsa hayır demektir. Hayır diyorsa o adam bir diplomat değil demektir. Aynen onun gibi. Şimdi bu bağlamda yorum yapmıyoruz demek evet biz yaptık demektir. Bu kadar da pervasız. Diyeceksiniz ki bu arada ama DAEŞ üstlendi. Doğru. Doğru da DAEŞ kurulduğu andan beri zaten bunların maşası. Yani şimdi şunu hatırlayın. 2012-2013'lerde DAEŞ böyle birdenbire çok fevkalade kendisinden söz ettiren çok büyük etkin bir güç gibi Irak coğrafyasında sahneye daldı. O günden bugüne arkadaşlar. Yani bu konuda şimdi arz edeceğim tavrını test edebilmek için çok fazlasıyla yeterli süre geçti. 2024'teyiz. 2012 desen 12 sene. İkinci Dünya Harbi süresinin iki katı. Bu 12 sene içerisinde DAEŞ'in ciddi bir Amerikan hedefine, ciddi bir İsrail hedefine saldırdığını, ciddi olarak Amerikan ordusuyla, İsrail ordusuyla harbe girdiğini hiç duyan bilen var mı aranızda? Böyle bir somut örnek verecek olan var mı? Hayır. 12 senedir DAEŞ esasen kimlerle savaşıyor o bölgede? Irak'ta, Suriye'de, Ürdün'de, Türkiye'de Müslümanlar var. Bizim gibi olanlar yani. Bizim gibi olanlar DAEŞ'in kafasına göre kafiriz. Biz mürtediz, dinden dönmüşüz. Bir tek Müslüman onlar. Yani Müslümanlık, cihat falan dendiğinde bunlar kendilerinden başka mücahit değil, Müslüman tanımıyorlar. Hepimizi kafir yapıyor. İyi de bu gemi aslanı Müslümanların bugüne kadar ciddi olarak Amerika ile İsrail ile harp ettiğine dair bir örnek yok orta yerde. 12 senedir ne hikmetse bütün harpleri, çatışmaları hep Müslümanlar. En son örneği hatırlayın. Bundan 2 hafta önce MİT'in emniyetin ortak operasyonuyla biliyorsunuz onlarca DAEŞ'çi terörist yakalandı. Eylem yapmak üzerelerken Türkiye'de son anda Türkiye'deki işte bazı sinagogları bombalayacaklarmış ve kiliseleri. Ama dikkat edin Türkiye'de. Yani Türkiye'deki sinagogu ve kiliseyi bombaladığında Türkiye'nin şu anki meri hukukuna göre de esasen İslam hukukuna göre de çünkü o zaman zımmi statüsünde kabul etmemiz lazım onları. Esasen Türkiye'ye saldırdın demektir. Dünyadaki en büyük İslam ülkelerinden birinin. Yani şimdi bu DAEŞ'çilere ben şunu demek isterim. O kadar yiğitseniz, aslansanız bak şu an orada devam etmekte olan hem de çok ciddi, çok sıcak bir harp var. Görelim boyunuz. Şu an Müslümanlar Gazze'de çıfıt keferesiyle bir kan gölünün içinde harp ediyor. Sözüm ona en mükemmel Müslümanız diye geçinen bu tipler geliyor Müslüman ülkelerdeki hedeflere saldırıyorlar. Doğrudur yani. O bombanın konmasında DAEŞ militanları bizzat kullanılmış olabilir. De bunlar kimin taşeronu? Şunu düşünün. Amerika'nın Suriye'deki askeri varlığının ve bugüne kadar PKK'nın Suriye koluna on binlerce tır dolusu olarak hesap edilen bu silah ve mühimmatı vermesinin gerekçesi, bahanesi ne? DAEŞ. Yani Amerika tabii çıkıp açık açık şunu söyleyemiyor. Biz PKK'yı kullanarak Türkiye'yi baskı altında tutmak, zayıf tutmak ve başarılı olabilirsek bölmek, iyice potansiyel olarak da tehdit olmaktan çıkarmak istiyoruz. Yani biz Türkiye'nin esasen can düşmanıyız. Bakmayın NATO'da stratejik müttefik görüntüsü verdiğimize. Ama şimdi Türkiye düşmanlığını yaparken evet açık açık ben Türkiye'ye düşmanım o yüzden PKK'yı destekliyorum diyemezsin. Gene işte bu Mırnav Altaylı'nın tezgahı. Yani yapıyorum ama niçin yapıyorum, neden yaptım? Hele bir sor, ben bu silahları kime veriyorum, niçin veriyorum? İşte Suriye'de adına SDG diye uydurdukları
gerçekte PKK'nın Suriye versiyonu. Ona bütün bölgede herkes için çok büyük bir tehdit kaynağı olan bu DAEŞ'le mücadele ediyor diye veriyor. Şimdi şunu düşünün, DAEŞ diye bir şey yok orta yerde. Amerika Suriye'deki varlığını PKK'ya yaptığı bu on binlerce tır dolusu silah, askeri malzeme yardımını gerekçe, bahane olarak neye dayandıracak? Hiçbir şey. Ama böyle bir DAEŞ olunca işte ona karşı çatışıyor, o yüzden veriyoruz. PKK'yı desteklemekle hiçbir alakam yok. Ordu sözcüsünün sessiz kalmak suretiyle itiraf edeceği şekilde İran'daki bombalamayı aslında İsrail ve Amerika yaptırıyor. Ama canım işte bak, kendisi de itiraf etti, DAEŞ yaptı. DAEŞ. DAEŞ 12 senedir, 13 senedir Müslümanların dışında hiç kimseyle çarpışmadı. Müslümanların dışında hiç kimseyi öldürmedi. Ama onun bu varlığı sayesinde Amerika geldi Orta Doğu'ya, bağışlayın lök gibi çöktü. Oradaki varlığını meşrulaştırdı. Bir taşla iki kuş vurmuş oldu. Amerika açısından bakarsanız. O bahaneyle kendisini kamufle ederek işte ben buna karşı bütün insanlığın, masumların iyiliği ve güvenliği için Orta Doğu'dayım diyor. Varlığına meşruiyet kazandırıyor. İki, o taşeronu kullanarak Müslümanlar arasında bir daili harp meydana getiriyor. Yani Müslüman Müslümanı öldürüyor. Her eksilen bizden biri olmuş oluyor. Bir kişi öldüğünde Amerika'nın ve İsrail'in bakış açısıyla ümmeti Muhammed eksi bir oluyor. Evet. Artık ikincil mevzulara geçip hızlı hızlı toparlayalım arkadaşlar. Ayın 4'ü Perşembe günü Hürriyet gazetesinde gördüm. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Okakın diye bir kadın, milletvekili. Özü şu. Baykar Holding, yani SİHA'ların yapımcısı olan malumunuz, Erdoğan'ın torpiliyle devletten nakit alıyor, hibe desteği alıyor. Hemen anında Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar açıklama yaptı, cevap verdi. Savunma sektöründe dedi, devletten teşvik, nakit, hibe desteği almayan tek firmayız. Çok da onurlu, güzel bir açıklamaydı. Ben çok takdir ettim. Yani o hep şikayet ettiğimiz tırnak içinde ezik Müslüman tipolojisi var ya, onunla alakası olmayan duruş olarak, psikoloji olarak. Bu net açıklamayla aynı zamanda şunu dedi. Hodri meydan, bir laf attınız ortaya, onu ortada bırakmayın. İspat edin. Çünkü karşılığında yapılan açıklama ara yolu bulmaya matuf değil. Yani bir şey aynı anda hem siyah hem beyaz olamaz. Bir tanesi diyor ki Baykar, Baykar, Baykar deyip duruyorsunuz ama yani buna Erdoğan'ın işte damadı falan ya, Selçuk Bayraktar. O bağlantının da etkisiyle devlet yağdırıyor parayı. Hani böyle olunca kim olsa öyle olur falan gibi. O zaman bunun arkasını getireceksin ama hemen parantez açalım. Ortaya böyle bir fit atıp, böyle somut bir iddiada bulunup, açık bir iftira edip, sonra diğer taraf cevap verdiğinde toz olmak, binlerce örneği olan bir CHP geleneğidir. Binlerce örneği var. Geriye doğru arzu eden Taras'ın basın arşivine binlerce örneği var. Sırf Kılıçlar'a ait bu 13 sene boyunca, bu iftira atıp sonra ortadan toz olma durumu sadece Kılıçlar'a ait yüzlerce örneği var. En yakınından hatırlatayım. Mayıs seçimlerinden kısa bir süre önce Rusya'nın müdahil olduğuna dair iddialarda bulundu. Ruslardan da çok güzel resmi açıklama, onunla inceden inceye dalga geçen bir cevap geldi. Herhalde Sayın Genel Başkan'a yanlış bilgi verilmiştir falan gibi. Sonuçta yabancı bir devlet diplomatik nezaketi kullanmak zorunda. Türkiye'de daha hak ettiği şekilde dendi. Yani hani, dile getirdiğin iddia öyle bir kenarda bırakılır, yenilir, yutulur cinsten bir şey değil.
Böyle bir lafı ya söylemeyeceksin ya arkasında duracaksın. Kılıçlardan tıs yok. Şaşırdık mı, istisna mıydı? Hayır. CHP'lilerin hep yaptığı şey. Tam aksi de hep yaptıkları şey. Haziran sonu Temmuz başı gibiydi. Kılıçdaroğlu ailesini, çocuklarını, hanımını, torunlarını aldı Antalya'da. Süper lüks bir tatil köyünün süper lüks bir villasında 5 gece 5 gün konakladı. Konakladığı villanın gecelik ücreti 316 bin lira. İşte çarpı 5. Haliyle medya bunu eline aldı. Ben de programda işledim. Yani şunu soruyoruz. Bu rakam doğru mu? Ben oraya gitmedim, orada konaklamadım gibi bir şey yok. Fotoğrafları var. Eğer doğruysa bu parayı sen nereden verdin? Çünkü seçimden önceki aylar boyunca evinin mutfağından yayın yaptın millete. Eline soğanları falan aldım böyle. Hani hatırlayın fonu görüntüyü. Arka tarafta hepimizin evinde bulunan cinsten bir fırın. Fırının hatta o tutacak yerine küçük havlu atılmış falan. Yani böyle çok klasik dört dörtlük bir orta direk aile mutfağı görüntüsü. Yani bu koçun Eczacıbaşı'nın, Sabancı'nın mutfağı olamazdı bu. Senin benim evimdeki mutfağın birebir aynısıydı. Bununla yapılmaya çalışılan algı neydi? Yani işte ben de zengin biri değilim yani. Sizden herhangi birisi kadar maddi imkanı, parası olan biriyim. Nereden belli işte? Mutfağımdan belli. Havlu sallanıyordu. O zaman şu, yani sen ben orta direk miyiz? Geceliği 316 bin lira olan bir tatil köyünde 5 gece geceleyebilir miyiz? Cevap. Ben bu bütünüyle benim paramdır diye 316 bin çarpı 5 ne yapıyor arkadaşlar? 3 milyon 160 bin. Yarısı, yani 10'la çarparsak 1 milyon 580 bin lira. Bu benim paramdır diye neredeyse 60 yaşıma geldim. 1,5 milyon liram hiç olmadı böyle önüme koyup nakit olarak. Evet, bu her şeyle benim mülkimi, mülkiyetime ait benim paramdır diye benim hiç 1,5 milyon liram olmadı. Bu adam bunu 5 geceliğine veriyor tatil yapmak için. Eğer öyleyse bu parayı nereden buldun? Normalde bulamaman lazım. Peşkir sallanıyordu fırının tutacağında. Eğer o tatil köyünün sahibi sana kıyak yaptıysa, senden para almadıysa, o zaman yeni soru, niçin almadı? Uzattık biraz mevzuyu. Bunların karşısında arkadaşlar ille bir cevap verme mecburiyeti hissettiklerinden ötürü CHP Genel Başkanlığı, Genel Merkezi açıklama yaptı o zaman. Resmi basın açıklaması. Dediler ki işte bu konuyla ilgili Sayın Genel Başkanımıza yönelik dile getirilen bütün iddialar gerçek değildir. Bu kadar. Bunun altında somut, rakamsal, maddi hiçbir açıklama yok. Hiçbir bilgi yok. Sadece tek cümle. Bunlar gerçek değildir. Biz de yedik. Yani şimdi bu geniş parantezi şu yüzden açtım. CHP'nin tavrı, duruşu zaten bu. Bir iftira atacak. Sonra çekilecek. O kişi değil böyle. Havaya bakıp ıslık çalacak. Lenin'e ait olduğu söylenilir yoğun bir biçimde. Ben belgeli olarak görmedim ama yani yıllardır literatürde hep öyle okuruz. Bu taktik. İftira atın, iftira atın, iftira atın. Tutmasa da izi kalır. Evet, şimdi bu bir algı operasyonu taktiği olarak düşünürseniz şöyle. Bu Pınar Okak'ın isimli bu CHP'li kadının Baykar Holding'e yönelik olarak atmış olduğu bu iftirayı farz edelim ki her çeşit medya mecrası üzerinden Türkiye'de 100 bin kişi haberdar oldu. Sonra çıktı Haluk Bayraktar da bunu yalanlayan ve hodri meydan diyen bir açıklama yaptı. Haluk Bayraktar'ın yapmış olduğu açıklamayı
bu iftiradan haberdar olmuş ve etkilenmiş olan o 100 bin kişinin hepsi okudu mu, duydu mu? Hayır. Arada bir fark oluyor aritmetik. Mesela diyelim ki onların 80 bin tanesi duydu. Artı 20 bin kalıyor. O duyan 80 binin hepsi de Haluk Bayraktar'a inandı mı? O da hayır. Dolayısıyla iftirayı attın, sonra kayboldun. Bunu ispat etmeye yönelik hiçbir şey yapmadın. Ama gene de belli sayıda insanı istediğin amaç doğrultusunda etkilemeyi başarıyorsun. Bu da işin bilimsel yönü. Ya da CHP'nin hain misyonu diyebiliriz. Yani işte sorsak şimdi bunu sokaktaki bir adama, vatana ihanet diyecek. Neden? Yani SİHA üretiminde bu çamuru, bu iftirayı attığın firma şu an senin ülkeni dünyanın bir numaralısı yapmış. O zaman deriz ki yani bu işte CHP aslında kimin taşeronluğunu yapıyor? Gerçek maksadı bu iftirayı ortaya atıp işte tüyü bitmemiş yetimin parasını korumak falan değil. Türkiye'nin SİHA teknolojisine engel olmak. Artı, bu iftira bağlantısıyla haberdar oldukken Selçuk Bayraktar'la Haluk Bayraktar'ın arkadaşlar 2022 senesinde ödedikleri kişisel vergi toplamı yaklaşık 1 milyar lira. 2022 senesinde Rahmi Koç'un ödediği vergi 220 milyon lira. Sonra bunlar vergi kaçırıyor. Devletten hak etmedikleri teşvikleri alıyorlar falan. Alabilirdi de ayrıca, onu da söyleyelim. Çünkü yasal mevzuat buna göre ve bütün dünyada öyledir. Her devlet kendi firmaları içerisinde savunma sanayi alanında çalışan firmalara özel muamele yapar, özel şartlarda hibe de verir, teşvik de verir, kredi de verir. Bütün devletlerde böyledir. Olayın mantığı gereği böyledir. Yani kendi sahasının son sistem, en ileri teknoloji ürünü, silahları üreten bir firmayla bir çiçek yağı firmasını o ülkenin devleti herhalde aynı gözle görmeyecek. Amerika'sı da budur, Rusya'sı da budur, nereye giderseniz gidin budur. Ama buna rağmen adamlar bir kuruş almıyorlar. Ve ondan sonra CHP'li dişinin biri çıkıyor, diyor ki işte Erdoğan'ın damadı olduğu için şöyle teşvik aldı, böyle destek aldı. Eloğlu çıkıyor sana cevabını veriyor, diyor ki Hodri Meydan. Ben bilmiyorum diyemezsin. Çünkü ben bilmiyorum diyor isen, o zaman bu iddiayı neye dayanarak söyledi? Demek ki bildiğim bir şey var. Elinde bilgi var, belge var, kaynak var. Hodri Meydan diyorlar. Hodri Meydan dendiğinde tıs. Binlerce sefer tekrarlanmış dedim. Alın buyurun, sadece bu haftaya ait ikinci örnek. Bu da genel başkan yardımcısı. Yani işin şimdi bir diğer azim tarafı da bu. Türkçe'de sarı çizmeli Mehmet Ağa diye bir laf vardır ya, yani bu tek kişi, münferit vaka. Kendisinden başka hiç kimseyi temsil etmez. Dolayısıyla yaptığı ya da söylediği kendisinden başka hiç kimseyi bağlamaz. Ama birinin toplumsal siyasi pozisyonu parti genel başkan yardımcısı ise, canım işte o da onun fikri, öyle aklına gelivermiş, söylemiş diyemiyorsunuz. O koskoca bir camiayı bağlıyor adına. CHP dediğimiz olmaz olası. İkinci örnek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat. Yani bunun da imam yavrusunun belediyesinden nasıl beslendiğinin sonra, hem onların iftiraları gibi değil, belgeleriyle Perşembe gününden beridir ortalığa sürekli dökülüp duruyor. İlave edelim. Ama mevzu şu. Dedi ki 31 Aralık yılbaşı çekilişi Büyük Piyango, büyük ikramiye Kolombiya'da birine çıktı. Yani tezgah var, para kaçırılıyor falan demeye getiriliyor. Üç kağıt. Piyangoyu düzenleyen firma isim açıklayamadan
ama işte erkek şu yaşta İstanbul'da ikamet eden bir TC vatandaşıdır diye büyük ikramiyenin kime çıktığını açıkladı. Ne oldu? Aynen öteki dişi varlıkta olduğu gibi tıs. Ulan Özgür Karabat çıkıp cevap versene, desene siz yalan söylediniz. Yanlış bilgi paylaştınız. Milleti kandırıyorsunuz. Tıs. Arkadaşlar bir kere daha şimdi bize söyleme hakkı doğdu. Bir CHP'li olmanıza izin vermediği için yatın kalkın Rabbinize hamd edin. Şükür secdesine kapanın. Kişisel onurunuz, şerefiniz, itibarınız açısından şu durumlarda olacaksınız. Bir Müslüman olarak düşünebilir miyiz? Yani konu ne olursa olsun, muhatap kim olursa olsun bir insana iftira attığını bile bile yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun. İşte ulusalcı ile Müslüman farkı da budur. Biz Müslümanlar olarak şunu Ebu Cehil'e yapmayız, Firavun'a yapmayız. İftira iftiradır çünkü. Bize göre en iğrenç, en insanlık dışı, en haysiyetsiz kötülüklerden bir tanesidir. CHP aklına göre iftira atmak dediğin nedir ki? İrili ufaklı çeşitli CHP mevkilerinden her gün yüzlerce iftira atılıyor zaten. Atılıyor, peki bunun geri dönüşü oluyor mu hikmet açısından? Evet. CHP 100 yaşında bir parti. 7 seçimlerinden beri, 1923 seçimini saymıyorum çünkü o zaman henüz daha kurumsal olarak CHP diye bir parti yok. Ondan sonra CHP'nin kurumsal olarak katıldığı ilk seçim 1927 genel seçimleridir. O günden beri Türkiye'de yapılan bütün seçimlere iştirak etmiş olan yegane parti. 90'lı yıllarda bir isim kargaşası var ama hiç önemli değil. CHP değildi adı, SHP'ydi, SODEP'ti falan. Bir tane de mi insan seçim kazanamaz? Tek parti seçimlerini tabii ki saymıyoruz. Çünkü adı üstünde zaten. CHP komikliğinin dik alası. Seçime giriyor, kazanıyor ama tek parti olarak giriyor. Ciddiye alabileceğiniz seçim. 46'yı da sayamayız. Çünkü ne türlü marifetler çevirdiler sözü bizzat İnönü'ye aittir. Seçim sandıklarında dönen dolap. Ciddiye alabileceğiniz ilk seçim 14 Mayıs 1950. 14 Mayıs 2023. Günü gününe 70 senedir onlarca seçime girdi. Ya bir tanesinde mi kazanamaz? CHP'nin bu tırnak içindeki bilinen kişiliğinin, kimliğinin bu dünyada Allah tarafından millet vasıtasıyla verilen acil cezası ve cevabı. Onlar tabii ciddiye almazlar da biz söylemiş olalım. Bu işin bir de ahiret tarafı olacak. Yani hele gel bakalım şu iftiranın bir hesabını ver diye muhakeme-i kübrada bununla ilgili özel bir celse açıldığında arkadaşlar, bunu bütün insanlar orada olduğu için siz de görerek yaşayacaksınız ve şaşıracaksınız, ben şimdiden söyleyeyim. Bir bakacaksınız yüz binlerce CHP'li sanık olarak meydana alınmış. Çünkü toplamına bakarsanız tarihi sürecinde yüz binlerce iftira. Al işte. Sadece bir hafta içerisinde, sadece genel başkan yardımcıları düzeyinde iki tane var elimizde. Analoji yapın, fotoğrafın bütününü görün. CHP'nin bir başka marifeti, bu da bir diğer genel başkan yardımcısı, kaç tane var bunlardan bilmiyorum, Gölge Dışişleri Bakanı'ymış. İlhan Uzgel diye. Fotoğrafını da gördüm arkadaşlar. Euzu Besmele çektim. Yani ismini veriyorum, girin internetten seyredin. Böyle Şam şeytanı kılıklı bir adam. Gölge Dışişleri Bakanı'ymış. Bu İngiliz sistemini taklit ediyor canım benim. Bundan önce Ünal Çeviköz diye böyle bağıra bağıra Amerika'ya teslim olmuş bir eski monşer vardı. Şimdi demek ki imam yavrusu onu beğenmedi performansını, yerine bunu yapmış. Gölge Dışişleri Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı.
Bu tip demiş ki Hamas Filistin davasına zarar veriyor. Ulan Allah sizi bildiği gibi yapsın. Vakit de ilerledi, başka bir şey demeyeceğim. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Sorsan şimdi bu zavallı Şam şeytanına Hamas Filistin davası için zararlı. Mesela CHP faydalı mı? Hem de göksünü gere gere tabii ki diyecek. Şüphen mi vardı? Yani şimdi arkadaşlar ben rezilliğin bu derecesini nasıl ciddi ciddi ele alayım, yorum yapayım, cevap vereyim. Yoruldum da zaten. Aynen bunun gibi. Yani bu herifin Hamas Filistin davasına zarar veriyor sözü gibi. ABD Dışişleri'nin resmi açıklaması. Gazze'de soykırım yok. Allah sizin altınızı üstünüze getirsin. Alemlerde insanlık tarihinde hiç kimseye etmediği azabı İsrail ile Amerika'ya etsin inşallah. Evet, aynı diziden devam ediyoruz. Yani Dalton kardeşlerin şimdi bir diğerine geçtik. CHP'den ABD'ye geçmiştik. ABD'den Karamollaoğlu'na geçiyoruz. Özel'e ziyarette bulunmuş Yancı'ya. Teşekkür etmiş. Ölenin yerine bir milletvekili verdiler ya. Sayenizde demiş bütçe görüşmelerinde konuşma imkanımız oldu. İşte grup devam ettiği için mecliste. Bunları ciddiye almayın. 31 Aralık'ta ikinci ittifakın altyapısını kuruyorlar. Yani şunu diyeyim, tatlandı tabii adamlar. Hiç denebilecek bir oy karşılığında dünya kadar milletvekili aldılar. Diyor ki yani karşımızdaki bu. Fıkra anlatayım. Böyle ensesi fevkalade kallavi, saçını da sıfır yaptırmış. Yolda yürürken arkadan baktığınız vakit ense, kelle, kulak dev gibi görünümlü bir adam gidiyor. Arkalarında da iki kişi. Bu iki kişiden biri fevkalade nükteden şakacı bir zengin. Diğeri de onun dal kavuğu gibi yanında gariban biri. Zengin diyor ki bak şu önde giden herifin ensesine bir tokat patlatırsan sana 1.000 lira. Gidiyor gariban tokadı patlatıyor arkadaşlar. Tabii tokadı yiyen vay falan diye geri döndüğünde ya diyor kusura bakma filanca arkadaşıma çok benzettim seni arkadan o yüzden geleyim bir şaka yapayım dedi. Ense sahibi eyvallah peki diyor la havle devam ediyor. 10 metre sonra çok gülüyor ama zenginin çok hoşuna gidiyor manzara. Diyor şu herife ensesine bir tokat daha patlat. Sana bu sefer 100.000 lira. Yani fıkra bu. Büyük para. Gidiyor bir tokat daha patlatıyor. Dönünce adam tabii asabi. Diyor işte şu oldu bu bitti neyse ciddiye alın. Boğazını sıkacak vazgeçiyor, elinde kalır. Sonra üçüncü bir sefer daha, işte bu sefer 200.000 lira patlatıyor tokadı. Bir daha patlat, 500.000 lira patlatıyor tokadı. Artık en nihayet tokatları yiyen adam gırtlağından yakalıyor bunu, öldürecek. Diyor birader, sende bu ense, bende bu züğürtlük. Bu herifte de diyor bu para olduğu müddetçe bu enseyi diyor tokattan kurtaramaz. Şimdi bu evet CHP Saadet Parti ilişkisini yanına biz katalım. Deva ve Gelecek Parti ilişkisini çok güzel ifade ediyor. Çünkü bunlar diyorlar ki yani mesela işte Karamollan'ın bu son ziyaretinde. Yani sizde bu enayilik olduğu müddetçe biz sizin yamacınızdan, egzozunuzdan ayrılmayız. Bir tokat attık size Mayıs seçimlerinde. Yani üçün birini göremeyecek bir partiyken ulan mecliste grup kurduk. Biri Emri Hak irtihal etti. O grubu gene siz tamamladınız. E şimdi önümüzde seçimler var. Belediye kazanmak istiyoruz. Normal halde Saadet Partisi'nin kendi ayakları üstünde kendi imkanıyla kazanacağı belediye var mı? Yok. Ama işte fıkradaki gibi yani. Bunlar da diyor bu ense yani bu sazanlık oldukça biz de gereğini yapıp altyapıyı döşedikçe
10 belediye, 20 belediye, 30 belediye, 50 belediye artık bilemem. Normalde kendi kazanacaklarından CHP gene çıkartır, bizi aslan gibi hediye eder. E tabii böyle olduğunda arkadaşlar, yani Karamolla bu yancı özele böyle ayda yılda bir ziyaret değil, evinin kapısında yatsa sezadır, yeridir yani. Geçtik. Bu gece uzun oldu ama ne yapalım. Dün bültenlere düşmüş bir haber, ayın 5'inde. Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bir kararı. Birisi Erdoğan'a Allah belanı versin diye hakaret etmiş. Mahkemenin kararı diyor ki, Allah belanı versin şeklindeki bu beddua hakaret kapsamına girmez, suç değildir, beraat verdi. Uzun boylu üstünde durmayacağım arkadaşlar. Sadece herkesten, yani siyasi, dini, ideolojik kimliği, tarafı ne olursa olsun herkesten, elini vicdanına koyarak ama şu soruya cevap vermesini isterim. Mesela Allah korusun, Mayıs seçimlerini CHP kazanmış olsaydı ve onun koalisyonu 6'lı 16'lı masası. Bunun doğal devamı şu an Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu olsaydı, bir TC vatandaşı Kılıçdaroğlu'na dönük Allah belanı versin deseydi, Diyarbakır 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı bu hakaret değildir, bunda suç yok, beraat mı olurdu? Ve son, bizim ezik Müslümanlarımıza bir madalya daha. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması ayın 31'i pazar gününe ait. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil. Şimdi bak, iyi bir karşılaştırma imkanına sahip olduk. Faşist saldırganın birisi yolda kendi halinde yürümekte olan bir Müslümanın geldi ağzının ortasına yumruğu vurdu, kan çanağına çevirdi. Bizzat CHP Genel Başkanı olan yancının bunun karşısındaki tavrı ne? Geçmiş olsun. Sonuna kadar arkandayız. Her çeşit desteği veriyoruz. Hiç merak etme. Avukatın da bizden. Milletvekillerimizi de gönderiyoruz. Ve işte Veli Ağbabası'ndan tut bütün bir CHP kadrosunu. Yani yanlış yaptın, seni kınıyoruz. Fikir mücadelesinin yumruğa dönüştürülmesine rızamız yok falan. Hayır, böyle bir şey yok. Eline sağlık. Ya buna faşistlik diyebilirsiniz, iç savaş tetikçiliği diyebilirsiniz, saldırganlık diyebilirsiniz. Hepsi bu çünkü. Ama bak, o sokak saldırganının o hareketi karşısında CHP'nin resmi olarak, kurumsal olarak ortaya koyduğu bu tavra eziklik diyemezsiniz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bu konudaki bu açıklaması ciğerine kadar ezik. Bunlar 21 senedir iktidar ya, tükürmüşler, bunları çiğnemişler, çiğnemişler, tükürmüşler. Çünkü bu tartışmanın öncesi var. Öncesinde diyor ki, işte 2500 bilmem kaç sivil toplum kuruluşuyla protokol imzaladık Milli Eğitim Bakanlığı olarak. 2500 küsürlü bir rakam. Bunların içinde 10 tanesi diyor meclis konuşmasında muhalefete. Sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz nitelikte kuruluşlardı. Kıyamet koptu. Bizim tarikat dediğimiz kuruluşlarla sen Milli Eğitim Bakanlığı olarak nasıl protokol imzalarsın? 2507 yanlış hatırlamıyorsam. 2507 içerisinde 10 tane. Onda da yani 10 tane tarikatla protokol imzaladık diye bir şey yok. Onlara siz tarikat diyorsunuz, biz STK diyoruz, her tarafa çekilebilir bir laf. Ortalığı ayağa kaldırdı. O ayağa kaldırılmış ortalığın bedeli, geri dönüşü, yani bu bizde eziklik olmuş oluyor. İşte bak bu. Herhangi bir cemaatle protokol imzalamamız söz konusu değil. İmzaladık lan diyeceksin. Var mı bir itiraz?
Şimdi burada da bana ya da yorumlara yazan olacak, işte hocam nazik devir, işte şartlar, işte şu, işte bu. Siz de eziksiniz. 100 senedir bu laflarla küfrün Müslümanların üzerinde yapmadığı kötülük, bizi sokmadığı it deliği kalmadı. Şimdi bazıları biliyorum çünkü bundan önce çok tecrübesini yaşadım. Şu ezikliğin müdafasını yapacak bana. Diyecek ki evet doğruydu, sen haddini aştın, yanlış yere eleştiriyorsun falan. Ne diyeyim yani, inşallah Cenab-ı Hak ezilmeyecek Müslümanları da bu memlekette yönetici olarak görmeyi nasip eder ki bu açıklamayı yapıncaya kadar ben kendi kişisel çevremde şu adamla ilgili, yani özel olarak Milli Eğitim Bakanı ile ilgili hep olumlu şeyler duydum. Yani bu bir Nimet Çubukçu değil mesela. Geçmiş yıllarda en çok takıldığım hadisedir. Nimet Çubukçu denilen kadın bu ülkede senelerce Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. AK Parti iktidarında. Ne formasyon olarak eğitimle ne Müslümanlıkla uzaktan yakından bir alakası yok. O bir tipoloji. Aylardan beridir, Mayıs'tan bu tarafa, çevremde hep olumlu şeyler duydum. Yani bu evet şuurlu birisi, iyi birisi, Müslüman birisi falan. Müslümanınız bu. Of of, ne diyeyim. Belki bunun da bir hikmeti vardır bizim aklımızda. Ancak bunu diyebiliyorum. Kendi kendimizi teselli etmek adına. Yok, 20 sene boşa geçmedi şimdi. En son orada bir yazı gördüm de. Yani onu dersek gene dengeyi kaybetmiş oluruz. Ama şunu diyorum. Yani bu eziklik illetine mağlul olmayan, tanıdığım, rahatlıkla müdafaa edebileceğim bir tek isim var. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Yani 21 sene boyunca bu kapsama içime sine sine alabileceğim vardır muhakkak. Ama benim bildiğim ikinci bir AK Partili üst düzey yönetici yok arkadaşlar. İşte en iyisi bu. Çıkıyor, biz zinhar tarikatlarla, cemaatlerle protokol imzalamadık. Yani şunu düşünen yok. Bu konuda CHP'lilerin tavrı gibi. Ki bu ikisini suç olarak karşılaştırırsan arada dağlar kadar fark var. Biri açık açık iç savaş tetikçiliği. Yani diyelim tarikatla, cemaatle bir protokol imzalamış olmak meri hukuka göre diyelim ki suçtur, yasa dışıdır. Farz edelim ki. Değildir ya. Neyse. Yani iç savaş tetikçiliğinin, fiziki saldırganlığın yanında bunun yeri nedir ki? Onda biri değil. Onun 10 katı olan şey hakkında adamların hiç pervası yok. Lafı hiç eğip bükmüyor. Bu adam yumruk atmış. Bir başkasına gitmiş, saldırmış, tamam diyor, arkasındayız. Yumruksa yumruk atan diyor bizim adam. Onun karşılığında bizimkilerin hali. Bizimkiler dediğimiz bundan 4-5 ay önce seçim zaferi kazanmış olan bir topluluk. Hani 5 yıllık iktidardır da yıpranmıştır da onun getirdiği bazı hassasiyetleri, çekinceleri vardır da falan, hiçbiri yok. Bu tamamen burayla ilgili. Psikolojik, ruhi, manevi bir durum. Bu eziklik arkadaşlar. Maide suresinin 54. ayeti demeye devam etsin. Onlar kafirlere karşı şiddetli, müminlere karşı çok merhametlidirler. Bunlar değil ama. O ayetin tarif ettikleri bu gördüğümüz fiili durum değil. Evet, bu niteliğe, bu kritere haiz diyebileceğim Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı var. Sonrası da öyle işte. Neyse. 2 saate yaklaşıyoruz artık. Bu mevzuyu bağlayalım. Arkadaşlar, birinci soru BKBRY diye bir sürü manasız harf yazmış yan yana, ne hikmetse.
Türkiye bir yol ayrımına doğru mu gidiyor? Doğrudur. Batı ve Doğu arasında tercih, katılıyorum. Bu noktada sizce ne yapmalı, nasıl yapmalı? İslam devrimi hedefi ve bilincini iyice netleştirmeye yönelik doğrudan faaliyetlerin içinde bulunmalı. Yani okumanızı ona göre yapın. Okuma programlarınızı. Ona göre aynı şuura sahip olan çevrenizdeki Müslümanlarla bir araya gelin, organize faaliyete başlayın. Çünkü bunun gidiş yolu kadrolaşma, kitleleşme, devletleşme olacak. Yani bu kadar geniş kapsamlı bir soruya ancak böyle başlık mahiyetinde cevap verebilirim. Bizim devlet olarak yaptıklarımızı yeterli ve doğru görüyor musunuz? Geçmişe göre önemli ölçüde doğru ama kesinlikle yeterli değil. Yıldırım demiş ki Cengiz Özakıncı sizin İstiklal Harbi Sakarya İngiliz Ordusu kimin yanında videosu ile ilgili pek çok program yaptı. Devam etsin. Bunlardan ikisini sizlere söylemek istiyorum. Bir sizin videoda okuduğunuz kitaplardan alıntı yaparak İngilizlerin Ankara hükümetine 7880 adet top mermisi verme olayını, İngilizlerin Anadolu'daki esirlerini almak ve ortamı yumuşatmak olduğunu, Ankara hükümetini destekleme amaçlarının olmadığını söylüyor. Yani eğer gerçekten bu şekilde yorumluyorsa çok zavallı demektir. Neden? Yani bana ne, onun niyetinden, yorumundan 7880 top mermisini hem de çok sıkışık olduğum, çok ihtiyacım olduğu bir anda getirip vermiş mi bu bana? Bitti. O niyetle vermiş. Ne alakası var, ne önemi var? Yani orada saydığı niyetlerle verdiğinde o atılan top mermileri patlamıyor mu? Biz başka niyetle vermiştik falan diye. Harp meydanında iş görmüyor mu? Yani belki Yıldırım yanlış anlamış olabilir. Çünkü ben hani o konuya bu kadar yerlerde sürünen perişan bir açıklama getireceğini, tarihçi olma iddiasında olan bir insanın inanmakta güçlük çektim. İki, siz videoda Alptekin Müderrisoğlu Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları kitabından alıntı yaparak İngilizlerin Batum'dan çıkarken cephanelerini bıraktığını ve ardından Türk ordusunun girdiğini söylediniz. Doğrudur. Özakıncı ise sizin söylediğiniz alıntıyı aynen göstererek Batum'a İngilizlerden sonra Gürcülerin girdiğini ve İngilizlerin daha sonra oradaki cephanelerin Türklere verilmemesi için önlemler aldığını söylüyor. Yani iki şey söylerim. Bir, say ki öyle oldu, bana ait bir hataydı. Bu tek başına neyi ifade eder, neyi ispat eder? İki, o hata değildi. Batum'dan İngilizler çekildikten sonra ilk giren Türk ordusudur. Çünkü bu daha sonra, bugüne kadar devam edecek şekilde çok ciddi eleştiri ve tartışma konusu olmuştur. Ruslarla yapılan anlaşma üzerine bizim ordu çekildi. Orası Bolşeviklere teslim edildi. Bu da eleştiri konusu oldu. Eğer iddia edildiği gibi İngilizler çekilir çekilmez otomatikman Gürcüler girmiş, hiçbir şekilde Türk ordusu devreye girmemiş olsaydı, böyle bir tartışma 100 seneden beridir devam eden böyle bir tartışma ve buna munzam bir eleştiri de söz konusu olmayacak. Çünkü almadığın bir şeyi başkasına vermemişsin falan filan yani. Yani bunları bu kadar önemsemeyi de ayrıca ben yadırgarım. Çünkü bu derecede önemsemek aynı zamanda bu adamlara bir izzet, itibar, yani adam yerine koymak da olmuş oluyor aynı zamanda. Üç diyelim. Çılgın Cevci demiş ki Şeyh Said Efendi'nin torunu Abdullah Fırat'ın dedesini anlattığı kitabında Said Nursi merhumun 1925 isyanına katılmak istediğini ama katılamadığını yazıyor. Halbuki Nurcu kardeşler Said Nursi'nin bu isyana muhalif olduğunu söylüyor. Siz ne dersiniz? Yani Abdullah Fırat'ın iddiası kesin olarak yanlış ve ispatlı bir yanlış. Bediüzzaman gerçekten isyana katılma niyetine sahip olmuş olsaydı
her şey olup bittikten sonra gelecekte benzeri bir olayı engellemeye yönelik tedbir amaçlı olarak Batı Anadolu'ya sürülmezdi, yargılanır ve büyük ihtimalle infaz edilirdi. Ama o günün o zalim faşist rejimi bile Bediüzzaman'ı bir şekilde o olayla bağlantılayıp Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nde ya da Elazığ İstiklal Mahkemesi'nde yargılayamadı. Hakimin önüne çıkartamadı. Bir. İki. Şimdi dış kapının tokmağı Abdullah Fırat şöyle diyor, böyle diyor. Bediüzzaman'ın o isyandaki rolüyle ilgili kitaplar, yayınlar Bediüzzaman hayattayken yapıldı, talebeleri tarafından yapıldı. O zaman Bediüzzaman bile bile gerçeği çarpıtıyor, gizliyor. Bediüzzaman kendi gerçeğini gizliyor. Dış kapının tokmağı olan birisi kitabında işte o işin doğrusu o değildi de buydu diyor ve ona itibar edeceğiz. PKK sempatizanı değilseniz, yani bu kadar paçalardan akan, dökülen bu yalana itibar etmezsiniz. Ama bir PKK sempatizanısınız. Burada çılgın civcive değildir benim sözüm, yanlış anlamayın. Diyelim ki bir PKK'lısınız. Yani senin için zaten Müslümanlık diye bir şey yok. Sen Kürtlük diye oturuyorsun, Kürtlük diye kalkıyorsun. Yani böyle bir durumda şahsen ben karşımdakinin kimliğinin öyle olduğunu anladığım andan itibaren ona bir dakikamı ayırmam, bir tek kelimemi sarf etmem. Çünkü insan olarak kabul etmem. Yani evet, ben gerçekte birinci derecede Müslüman değilim, Kürdüm kafasıyla hareket ediyorsam ve bu tabii Kürtlere özel değil, aynı şey bir Türk için de geçerlidir, bir Arap için de geçerlidir, bir Pakistanlı için de geçerlidir. İnsan değilsin yani. Oldu mu arkadaşlar? Üç kişi, üç cevap. Sonra arkadaşlar, bizim geleceğimizde bizi bekleyen Allah'ın inayetiyle en önemli, en değerli olay, en büyük kırılma noktası İslam devrimidir. Onun ürünü olacak olan İslam devletidir, İslam toplumudur. Asr-ı Saadet'ten sonraki ikinci komple mükemmel Müslüman tipidir. Aklı olan herkes bütün gayretini, imkanını bu davada yer alabilmek, bu şereften hissedar olabilmek için kullansın. Allah'a emanet olun.